markayı toplantısını açıyorum. Öğrenci olarak sizi şereflendiriyoruz. Anlarını geçeceğim. Öncelikle onu hem de heyecan verdi. Bunları istiyoruz. Oyun oynamak, eğlenmek için Fatsa'ya, Ünye'ye, Altın Ordu'ya gitmek yerine Cedi'yi hitap etmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Saygıyla selamlıyorum. Mart ayı toplantısını açıyorum. Bugün bir değerli misafirimiz var her zaman olduğu gibi. İclal İnan öğrenci olarak meclisimizi şereflendiriyor. İlman Hocam, buraya gelirken yapacağım konuşmalarla ilgili birçok arkadaşımdan fikir aldım. Amca, bizler geleceğin büyükleri, belki yöneticileri olarak sizlerden yaşanabilir bir çamaşır ilçesi istiyorum. Ordu'nun diğer ilçelerinde olan oyun alanları, tiyatro, konser ve eğlence için güzel salonlar istiyorum. Hilmi amca, ben ve benim gibi birçok arkadaşım teknolojiye çok meraklı. Sizin de bir mühendis olduğunuzu ve teknolojiye meraklı olduğunuzu, hatta TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı yaptığınız babamdan duymuştum. Cumhurbaşkanımızın da bizleri bilim ve teknolojiyi meraklı olmamızı öğütlüyor. Hatta bir keresinde Teknofest'te şöyle demişti. Gençlerimizi bilim ve teknolojiyi sevdirmek en büyük aşkımızdır, sevdamızdır. Bu millet bunu başaracak. Bu gençlik bunu başaracak demişti. Bizler de tüm aşkı çocuklar ve gençler olarak bunu başarmak istiyoruz. Teknofest'te şöyle demişti. Sizin gibi bir bilime ve ihtiyaçlarından bahsetmedim. Onları zaten siz imkanlar ölçüsünde yapmaya çalışıyorsunuz. Ancak sizden yaşanabilir cüzgür sayılı yazısı ile Ork Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 22.01.2020 tarih ve E.017 sayılı talebi doğrultusunda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 26. maddesine istinaden Ork Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye adına devredilmesi talebinde bulunulmaktadır. Üretime geçen şirketlerimiz var. Yeni şirketler kurduk. Ordu'nun altyapısı ve zenginlikleri çok yüksek. Yani işte biraz önce Kurul Kalesi'nden bahsediyoruz. Yoroz'dan bahsediyoruz. İşte Ünye'nin, Fatsa'nın kaleleri var. Cinkırtı var. Görköy'ün kalesi var. Bunlar hepsi para aslında. Kaynak. Şelalelerimiz var. Kanyonlarımız var. Fındık bahçelerimizi bir ay kullanıyoruz, 11 ay kullanmıyoruz. Bunlar hepsi aslında üretim alanı. Yani üretim alanı. Dolayısıyla hayvancılıkta işte Mesudiye'nin attığı şeyler var, Ulu Bey'in var. İşte diğer ilçelerin çalışmaları var. Teker teker saymama gerek yok. Hepsi birbirinden güzel çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla biz burada kendimize ve malımıza güveniyoruz tabiri caizse. Yani zengin. Denizi hiç kullanmadık. Bir sakin şehir var Perşembe'de. Fatsa'sı, Ünye'si, Gülyalı'sı, sahiliyle denizi genellikle kullanmıyoruz. Açıkçası güçlü olana kredi verirler. Güçlü olmayana da nasihat ederler. Dolayısıyla biz bu niyetle çıkıyoruz. Merak etmeyin. Dediklerimizin hem arkasındayız hem de ne dediğimizin tabii ki farkındayız. Onun için böyle. Cumhurbaşkanımız zaten çok yakın ilgi gösteriyor. Bütün 81 vilayetimiz olduğu gibi. Orduyu da sevdiğini görüyorum. Yani ve burada dün de size ifade edeyim. Şehircilik Bakanı'yla görüştük. Onunla yeni kaynakları konuştuk. Hatta kredi de konuştuk İller Bankası'nda. Hatta bize de iyi davranıyor. Daha detayına girmeyeyim. Zaten sizler de görüyorsunuz. Burada ne kadar zaman kazanırsak bu para demek. Değerli üyeler, kağıt üyemiz tarafından okunan konunun incelenerek rapora bağlanmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir.